Evet sevgili izleyiciler, e, mucize çocuk diyelim. Kendisi 5. E, kattan düşmüş ve Balıkesir Şehir Hastanesi'ne gelerekten tedavi sürecine başlamış. Evet olay nasıl oldu? Olay ders çalışmak üzere gitti arka odaya. Dersimi çalışıyorum dedi. Biz de hanıma uzandık televizyon izlerken. Belli bir zaman sonra sıkıldığını söylüyor annesine. Balkona çıkıp hava alacağını söylüyor. Bu arada artık gözümü, tansiyonumu bilemiyoruz. Cenab-ı Allah çocuğum biliyor. Olay böyle yaşandı. Çok şükür. O akşam buraya geldiğimizde Selçuk Bey ile karşılaştık. Ameliyatımızı gerçekleştirdi. Ameliyattan sonra ilk müjdeli haberi Selçuk Bey bizimle paylaştı. Nasıl geçtiğini ameliyatın, sağlığı hakkında bize bilgi verdi. İlk sevindirici haberi biz burada aldık Selçuk Bey'den. Daha ameliyattan sonra Cenab-ı Allah işte karşımıza çıkardı gördüğünüz gibi. Hocam tedavi süreci nasıl işledi? Şimdi e, benim 25 yıllık hekim olarak meslek hayatımda ilk kez gördüğüm bir vaka çoklu kırık. Yani e, çocuğumuzun e, her iki kolu, her iki bacağı, dizi, ayak bileği yani toplamda 7 kırığı vardı. Şanslıyız ki hani ilk 20 dakika içerisinde hemen müdahale edebildik. Hastanemiz de aynı zamanda eğitim araştırma hastanesi olduğu için bölgeden de bir merkez konumunda bölgeden çok hasta geliyor bu şekilde. <laughs> çok şükür ki hani omurgasında veya kafasında herhangi bir ya da iç organlarında hayati fonksiyonlarında bir sıkıntı olmadığı için biz kırıklarını teknik olarak <laughs> sabitledik. Gereken operasyonları yaptık. İkincil, üçüncü bir operasyonlara gerek kalmadan gereken müdahaleyi yaptık. Fakat burada tabii kişisel bir başarı söz konusu değil. Hastanenin teknolojik donanımı, insan kaynakları... Çünkü bu tür vakalara ekip olarak girmekteyiz. Yaklaşık bu olayın ameliyatın arkasında 15-20 kişilik bir ekip teknisyeninden, hemşiresinden. Tabii bizim konforlu ameliyat yapabilmemizi sağlayan anestezi hekimlerimize de ben minnettarım burada. Yani e, çocuğun hayatını Hayati riskini ilk göğüsleyen, o hayatını kurtaran aslında anestezi hekimlerimiz. Onların tabii desteğiyle biz konforlu ameliyatı gerçekleştirebildik. Daha sonrasında tabii 2-3 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda da yine anestezi hekimimiz takip etti. Çok şükür ki tabii orada biz cerrah olarak hastaya doğru müdahale edebilmek için duygusal bir şeye girmememiz lazım. Benim de aynı yaşta, aynı şekilde kendi oğlum olunca orada bir duygusal, hüzünlü bir duyguya girdik. Yani o olmaması gereken bir şey ama tabii hemen... Toparlayarak profesyonel bir şekilde müdahale ettik. O da benim bir evladım artık. Yani gerçekten Allah razı olsun. evet, hayatı kurtuldu. Bize bir hayat borçlu. Bu hayatı sadece şu şekilde ödeyebilir. Derslerinde başarılı olacak, evet. sınavlarında başarılı olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak ülkesine faydalı olması bizim için borcunu ödemiş sayılırız. Mucize çocuk diyelim o evet. zaman kendisine. Evet. Mucize verilmiş sadakamız. Cenab-ı Allah koruyor. Evet. Cenab-ı Allah çok büyük. Cenab-ı Allah koruyor. de tabi olayı hemen ithal ettikleri için. O akşam diyorum ya Selçuk Bey bizi sevindirdi ki ne sevindirdi. Yani daha yap ameliyattan çıktığında biz ilk mucizeyi o zaman yaşadık. Yoğun bakımdan da iyi haberler gelmeye başlayınca çok şükür karşımızda. Dün teslim ettiler bize odaya. Akşam biraz ağrılarımız oldu. Yani, Ama bugün, et, daha bugün, daha gelecek, yani bugün daha iyiyiz. Bugün daha iyiyiz. Çok şükür. Bugün daha iyiyiz. Sağ iyi. salim sınava yetiştireceğiz onu. Çok şükür. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeyiz. F blok'tayız. Ortopedi servisindeyiz. Beşinci kattan düşen bir mucize çocuk da biraz önce doktorumuzla görüştük. Hemşire arkadaşlarımızla birlikteyiz. Servisimize Arda Yılmaz e, yüksekten düşme direkt ameliyata giriyor. Doktorlarımız e, ameliyatlarını gerçekleştirmiş. Dün itibariyle ortopedi servisine yoğun bakımdan çıktı hastamız. Doktorlarımızın verdiği orduruna göre tedavisini planlıyoruz. Şu anda servisimizde yatıyor. Tedavisini yapıyoruz. Genel durumu şu anda iyiye doğru gidiyor. Hastamıza acil şifa diliyoruz. Arkadaşlarımla birlikte tüm ekip olarak Arda'nın e, tekrar hayata dönmesi dönmesine e, seviniyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Mucize çocuk dedik gerçekten 5. kattan düşmüş ve ameliyat sonrasında şimdi siz tedavi sürecini istiyorsunuz. Evet biz tedavisine burada yoğun bakımdan sonra servis hemşireleri olarak biz devam ediyoruz. Tüm e, tedavisiyle hastanın bakımıyla biz ilgileniyoruz. Arda'nın bir an önce şifa bulmasını dileklerimizle.